Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların bir bölümü yıkıldı. Tarihi surların yıkılmasından sonra yapılan incelemede 2100 yıllık surlara beton ve seramik kaplama pencere yapıldığı, surların üzerine beton korkuluk yerleştirildiği, su giderlerinin surun altından delinerek dışarı çıkartıldığı tespit edildi. Tarihi yok etmeye yönelik uygulamanın ardından Alanya Müze Müdürlüğü ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması, devrilen taşların toplanıp surların restorasyonunun yapılmasına karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda kıymet takdir komisyonunca oluşturulan teknik ekip, kamulaştırma kanunuyla birlikte değer tespit çalışması başlattı. Avusturyalı Walter Godina'nın tarihi Alanya Kalesi'ndeki konutunun önündeki 2100 yıllık surlara zarar vermesinin ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu talimat doğrultusunda bir komisyon toplandı. Bu komisyon Walter Godina'ya ait evin kamulaştırma bedelinin 727 bin lira olduğunu tespit etti. Bu kararın ardından evin kamulaştırılarak yıkılan surların restore edilmesi bekleniyor. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kamulaştırma kararı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce de onaylandı. Birinci derecede arkeolojik, doğal, tarihi ve kentsel sit alanı olarak tescilli, koruma amaçlı imar planında bulunan Godina'ya ait ev ve arsa için emsal satışları, resmi kurumlardan alınan görüşler ve emlakçıların beyanları doğrultusunda emlak vergisi matrahı üzerinden 727.351 lira kamulaştırma bedeli olarak tespit edildi. Kamulaştırma işleminin tamamlanmasının ardından surdaki tahribat ve yıkılan bölüm aslına uygun restore edilecek.